Roma, ne oldu? Doktor, doktor sorun nedir? Roma, Malik iyi mi? Bakın, dün geceden beri durumu kötüleşti. Ve ameliyattan sonra ona verdiğimiz ilaçlar işe yaramamaya başladı. Size bir tavsiyem var. Yakınlarına haber verin derim. Doktor. Neden öyle bakıyorsunuz? Hepiniz onunla tanıştınız. Önce bana bir araba laf etmek için gelmişti. Sonra beni 4 kere tokatlamıştı. Ve bugün burada durmuş, elimi tutuyor. Bana ilk gecemizde ne dedi biliyor musunuz? Söyleyeyim ya da karım söylesin. Hadi karıcığım. İstersen onlara ben söyleyeyim. Bana ilk gecemizde söylediği şey şuydu. Arkey kocacığım, o tokatları telafi etmek istiyorum. Evet, işte bu. Hadi gel tatlım. Bu yüzden sadece evde değil, çekimde de bana hizmet edecek. Arkeyciğim, lütfen kişisel asistanın olayım. Görevimi sette de yerine getireyim. Kendimi sana ancak böyle affettirebilirim arkeyciğim. Eşin istekleri çok önemlidir. Bu benim kararım değil. Onun isteği. Arkey'in kişisel asistanı. Herkes neden bakıyor? Duydunuz işte. İşte Arkey'in kişisel asistanı ya da ayakçısı. Affedersiniz. Yardımcısı demek istedim. Görevi bu. Asistanım olacak. Şimdi herkes Arkey'in özel asistanının yüzüne iyice baksın. Evet herkes işine dönsün artık. İyi misin karıcığım? Bitvi'ye istediğim belgeleri getirmesini söyle. Bebeğim, kahve zamanı. Sütsüz ve şekersiz.
Dün gece durumu çok kötüye gitti. Ve ameliyattan sonra verdiğimiz ilaçlar da işe yaramamaya başladı. Ve tekrar tekrar aynı şeyi söylemeye çalışıyor. Kızının ismini sayıklıyor. Madhu'yu sayıklıyor. Yapman gereken şey... yaramı iyileştirmek. Hadi. Sana diğer görevlerini kısaca anlatayım. Gel karıcığım. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Artık Allah'a kalmış. Ona birkaç ilaç daha verdik. Şimdi sadece dua edebiliriz. İzninizle. Nasıl? Nasıl bu kadar çaresiz olabilirsiniz? Bakın, bize güvenmeniz gerek. Roma. Roma. Sen Madhu'yu ara. Madhu'nun buraya gelmesi gerek. Buraya gelmesi gerek. Arkay efendim, ilk sahneyi çekmeliyiz. Araba buradan buraya geçecek ve üzerinde kamera olacak. Diğer kamera da vinçte. Siz buradan gireceksiniz. Ne dersiniz, olur mu? Önce şu açıdan çekerek ilk çekimi alalım, olur mu? Tamam. Şuradan girdiğinde yakın çekim olsun. Evet. Efendim, uzun zamandır ayaktasınız. Lütfen oturun. Bırak. Buna ihtiyacı yok. Canı ayakta durmak istiyor. Buna pişmanlık gösterisi deniyor. Dışarı. Efendim, önce Lord Ganesh'e duası mı? Al. Lord Ganesh! Yaşa! Al şunu. Tüm ekibe şeker ve Hindistan cevizi dağıt. Tüm birime. Asistanım olarak görevlerinden biri. Yürü. Ah.
Teşekkür ederim karıcığım. Benim dünyama hoş geldin. Film sektörüne hoş geldin. Madhubala Rishab Kundra. Teşekkür ederim efendim. Arkay efendim, bugünkü sahne. Asistan. Affedersin. Karıcığım. Kahve getir. Deminden beri arıyorum ama telefonunu açmadın. Neredesin sen? Neden açmıyorsun? Söyle bana. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Hiçbir şey yolunda değil Madhu. Hiçbir şey yolunda değil. Abimin sağlığı dün gece kötüye gitmiş. Şimdi daha kötü oldu Madhu. Doktor bize az önce bütün yakınlarını arayıp çağırmamızı söyledi Madhu.
Bak dinle. Roma. Beni... Telefonu bana ver Roma. Alo Madu. En kısa zamanda hastaneye gelmelisin. Sana çok ihtiyacımız var. Tamam anne. Malik'in sana ihtiyacı var Madu. Hemen gelmelisin. Endişelenme. Geleceğim. Sen Malik'e iyi bak. Ben az sonra gelirim. Ah, tamam. Kimsenin dileklerine ya da bedduasına ihtiyacım yok benim. Ben istediğim gibi yaşarım. Ve istediğim gibi öleceğim. Bu harikaydı Erkek Efendim. Tarzın sadece kamerada değil, gerçek hayatta da harika. Bakın efendim. Karınız size kahve yapıyor. Nasıl herkesin önünde size tokat atmıştı? Hatırlıyor musunuz? Ama siz de aşağı kalmadınız. Ona haddini iyi bildirdiniz. Onu iyice ehlileştirmiş olmalısınız ki artık evcil kediniz olmuş. Dişi ve erkek aslan savaşına köpekler karışmaz. O her neyse, her kimse Arkay'ın malı. Ve Arkay'ın malları saygıyı hak eder. Ayakkabıcıyı çağır da ayakkabılarımı cilalasın. Üzgünüm efendim. İşini düzgün yapıyor musun bari? Asistan. Gel. Prova yapalım. Repliği söyle. Prova yapacağım. Repliği söyle. Bir süreliğine hastaneye gitmeliyim. Repliği yalnız söyledim. Neden? Malik beni çağırıyormuş. Durumu hiç iyi değilmiş. Neden seni çağırıyor? Yaşam destek sistemi onu canlı tutuyor. Doktorlar işlerini yapıyorlar. Parayı da zamanında yolladım. Neden? Orada ne yapacaksın ki? Gereksiz kalabalık yaratacaksın. Hadi prova yapalım. Durumu dünden daha da ağırmış. Lütfen. Bir kerecik gideyim, yanında olayım. Demek şimdiden ağlıyorsun. Demek yalvarmaya hazırsın. Güzel.
bunu sevdim. Unutma, sen burada da önemli bir iş yapıyorsun. Sen benim özel asistanımsın. Ve bugün de işin de ilk günüm. İşin ilk gününde izin ne istenir ne de verilir. Ama benim yüzümden morali çok bozuk. Ama sen de benim moralimi bozuyorsun. Bir yere gitmek yok. Buradasın. Burada kalacaksın. Arkeye emrediyor. Çekim hazır mı? Lütfen. Sana hayır dedim değil mi? Bu konuşma bitmiştir. Bittu, gel. Gözün yeni çalışanımızın üzerinde olsun. Kimsenin yalvarmasından etkilenmem ve hiç kimsenin kötü sözlerine boyun eğmem. Madhubala. Nereye? Bugün senin yeni işinde ilk günün. Arkeyin ekibi bütün gün onun çevresinde olmalıdır. Ve asistan bütün gün ayakta beklemelidir. Sen nereye? Ben... Benim lavaboya gitmem gerekiyor. Demek lavaboya. Görmedin herhalde, orası çıkış. Yani dışarıya çıkmak ancak oradan mümkün. Lavabo bu tarafta. Ha? Orada. Üzgünüm. Ne ha? Ne iş yapıyorsan bırak, sadece onu izle. Lavabodan çıkana kadar gözün hep üstünde olsun. Thank you.
Ama Bay Kapur, her şeyde telefonda konuşmak olmaz ki. Bence programı akşam saatlerine çekmek en doğrusu olur. Tabii yine konuşuruz. Aramızdaki formalitelerin lafı mı olur? Hayatım boyunca canımın istediği gibi yaşadım. Ölürken de istediğim gibi öleceğim. Kestik! Harika oldu. Asistan! Asistanım! Asistanım! Evet efendim. Sen değil. Özel asistanımı istiyorum. Bittu. Patron. Madu nereye gitti? Madu lavaboya gitti. Ben Neha'ya ona göz kulak ol demiştim. Gözü üstünde, siz rahat olun. Ben hemen çağırayım. Neha? Neha ne oldu? Neredesin sen? Lavabo bu tarafta. Git bak içeriden bakayım. Hadi çabuk. Ne oldu, ne var? Efendim, içeride değil. Kızım sen aklını mı oynattın? Ben sana ne dedim? Gözün üstünde olsun dedim, değil mi? Ne yaptın sen? Ha, küçücük bir işi bile yapmaktan aciz misin? Benim bir süreliğine hastaneye gitmem gerekiyor. Bugün durumu dünden daha ağırmış. Toplanın. Malik. Malik. Buradayım. Bak geldim, yanındayım. Lütfen. Lütfen meraklanma, tamam mı? Doktor, bir gelişme var mı? İlaçlarında bazı küçük değişiklikler yaptık. Ama şu an için bir gelişme yok. Yarın sabaha kadar gözlem altında tutacağız. Siz kızı mısınız? Allah'a inancınızı kaybetmeyin. Şunu bilin ki elimizden geleni yapıyoruz. Hemşire, ilaçların dozunu her 3 saatte bir arttırın ve bana da sık sık rapor verin, tamam mı? Tamam. İzninizle. Ben yanındayım Malik. Ama beni yalnız bıraktın. Buraya gelmemeni söylememiş mi? Yine de geldin. Neden? Ne yapacağını bir kere de anlamıyor musun yoksa? Mutlu haberi verdin mi? Evlendiğimizi söyledin mi? Kocanla ne kadar mutlu olduğunu anlatmaya mı geldin? Ya da senin yüzünden kocanın evinde herkesin
ne kadar mutsuz oldum. Görmüyor musun? Durumu ne kadar kötü, can çekişiyor. Sen benim durumumu ondan da kötü bir hale getirdin. Gidelim mi? Yoksa burada olay mı çıkaralım? Lütfen izin ver. Biraz onun yanında kalayım. Lütfen biraz izin ver. Arkay, kızımı kolundan çekip götürmene izin veremem. Neden böyle davranıyorsun? Bırak kolunu. Bırak dedim. Bırak. Siz neden sürekli bu şekilde önüme çıkıyorsunuz benim? Sizin günahlarınızı nedense hep aynı kişi ödüyor. Benim sevgili karım. Bizi burada tuttuğunuz her saniye sizin yerinize kızınız kıvranacak. Bence iyi düşünün derim. O sizin öz kızınız. Üvey değil yani. Anne. Gidebilir miyiz? Teşekkür ederim. Nasıl itaatsizlik edersin? Dediğimi nasıl dinlemezsin? Sana oraya gitme dediğim halde neden kalkıp gittin? Neden? Malik'in halini görmedin mi? Onun ne halde olduğunu... Bana onu anlatmayı bırak. Onu bırak da kendini düşün. Artık senin hayatında benden daha önemli
bir şey yok. Buna baban da dahil. Onu sakın kendinle kıyaslama. Babam senin gibi kötü biri değil. Bu kıyaslama ona hakarettir. Ama tabii sen bir babanın önemini nereden bileceksin? Aile ilişkilerinin önemini anlayamazsın ki. Bir babayla kızı arasındaki ilişkiyi sen nereden bilebilirsin? Senin bu hayatta bildiğin tek şey var. Anlaşma yapmak. Bir de Arkay marka Egon. Bay Rishab Kundra. Aklını benimle bozmuşsun. Nedeni de seni sevecek bir ailenin olmaması. Öyle bencilsin ki, öyle kendine odaklısın ki. Lütfen bir kez aynaya bak ve şunu sor. İlişkiler hakkında gerçekten tam olarak ne biliyorsun? Duygular hakkında. Alacağın tek cevap var, o da hiç. Ben bugüne kadar seni bencil ve kibirli bir adam olarak tanımıştım. Egona zarar verdiğim için acımasızca aileme ve bana acı çektirmek isteyen bir adam. Ama yanılmışım. Sen insan falan değilsin. Sen bir canavarsın. Çünkü sadece canavarlar başkalarını zayıf düşürüp onlara acı vermekten keyif alır. Ama nedense biri karşına dikilince o kadar da güçlü duramıyoruz. Neden mi? Çünkü ödün patlıyor. Ve Bay Rishab Kundra, sizinki öfke falan değil. Düpedüz korku. Çünkü sonuçta ortada ne var bir düşünün. Arkay ve dağları aşan kibri. O kibri de biri senden çekip aldığında hiçbir şeyin kalmamış olacak. Son birkaç gündür aileme niye böyle davrandığını biliyorum. Söyleyeyim mi? Çünkü sen bir ailenin ne demek olduğunu bugüne kadar hiç öğrenmemişsin. Öyle değil mi? Ne oldu? Yüzünü çevirdin. Gözlerime baksana. Gözlerimin içine bak. Göremiyorsun değil mi? Çünkü baksan gözlerimde kendi gerçeğini göreceksin. Parayı bastırıp bu muhteşem malikaneyi yaptırdım. Arkay malikanesini. Ama bu ev bir yuva değil. Ve burada bir aile. Bu evde olmadığın zamanlarda seni özleyen kimse yok. Dönmen için dört gözle bekleyen yok. Öyle değil mi? Sadece bir hayalet gibi dolaşıyorsun. Yalnızsın. Sana acıyorum biliyor musun? Böyle yapayalnız olmana. Aslında hem sana acıyorum hem de ailene. Seni onlar böyle yaptı. Annene öyle acıyorum ki. Dünyaya senin gibi bir çocuk getirdiği için.
Bay Rishab Kundra, kendi kendine saplantı edilmişsin sen. Neden biliyor musun? Çünkü bir ailen yok. Yalnızsın. Lütfen bir kez aynaya bak ve şunu sor. İlişkiler hakkında gerçekten tam olarak ne biliyorsun? Duygular hakkında. Sen insan falan değilsin. Sen bir canavarsın. Bay Rishab Kundra, sizinki öfke falan değil. Bu düpedüz korku. Çünkü sonuçta ortada ne var bir düşünün. Arkey ve dağları aşan kibri sadece. Bu evde olmadığın zamanlarda dönmen için seni bekleyen kimse yok. Annene öyle acıyorum ki, dünyaya senin gibi bir çocuk getirdiği için. Baba, beni bu sallanan koltukta sallar mısın? Ama önce senden ezberlemeni istediğim o şiiri oku bakalım. Peki baba, hemen zaten çabucak ezberlemiştim. O zaman oku bakalım Rishab, dinliyorum. Nehir kenarına dikmeselerdi bu koca koca ağaçları, yüce Allah'ımı görmek nasıl kısmet olacaktı? Bir gün bana verirse... bir gün bana verirse... Olur da bir gün bana çok pahalı bir flüt verirse... Belki o zaman eğilir bu koca ağacın da dalları. Thank you.
Thank you.